İlk sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde doğrular paralel olduğuna göre hangisi doğrudur diyor. A ile E ters açılardır diyor. A burada E burada. Bu da sağ üstte bakıyor. Bu da sağ üstte bakıyor. Bunlar nedir? Yöndeş açılardır. Yanlış. D ile H yöndeş açılardır diyor. Bakalım. D burada. H burada. Bakın bu da aşağıya doğru bakıyor. Bu da sağ aşağıya doğru bakıyor. Nedir? Bu doğrudur. Doğacağı bulduk. Yine de diğerlerine bakalım. G ile F terstir diyor. G burada, F burada. Bunlar nedir? Birbirini 180'e tamamladığı için bütünlerdir. B ile D yöndeştir diyor. B ile D zıt yönlere baktığı için ne olacak? Ters açılar olacak. Evet cevap B'ymiş. Doğrular yine paralel arkadaşlar. A açısının ölçüsüyle kesinlikle aynıdır diyor. Şimdi burası A ise ters açı. Şurası da mutlaka A'dır. Şöyle Z kuralı gereği arkadaşlar burası A ise tam burası nedir? A'dır. Burası A ise bunun tam arkası ters açı olduğu için A'dır. Evet. B'ye yazdık mı? Hayır. H'ye A yazdık mı? Hayır. E'ye A yazdık mı? Hayır. Ama G neydi? Bak A yazmıştık. Cevap neymiş? Denizli. Evet. Burada da bir üçüncü soruda U kuralı var. Şurada şöyle paralel doğrular arasında iki tane açı kalmamış mı? Kalmış. İki açı kalmışsa ne oluyordu toplamları? 180 oluyordu. Toplayalım. İki cebirsel ifadeyi topluyoruz. 4x, 8x daha 10, 2 tane x. 15, 45 daha 60. Bunların toplamları ne olmak zorunda? 180 olmak zorunda. 60'ı buraya attık. 12 tane x'e ne kaldı? 180'den 60 çıkarsa 120. 12 tanesi 100, 120 ise bir tanesini yapar. 10 yapar. Adana diyoruz. Evet. Yine paralellikleri falan vermiş. 58'i zaten soruda göstermiş. B soruyor bize. B Neresi arkadaşlar? Şurası. Burayı soruyor. Üçüncü soruya benziyor aynı. Şöyle sağa doğru giden ne var? Paralel doğrular var. Aralarındaki tane açık kaldıysa toplamları ne olmak zorunda? 180 olmak zorunda. 58'e ne eklersek 180 olur. 180'den 58'i çıkarırsak 10'dan 8 çıktı. 2. Burada kaldı 7. 7'den 5 çıktı. 2. Bir aşağıya neymiş? 122 imiş Ceyhan. Evet, paralelliklerimiz var. CBF'yi vermiş. Evet. GCD'yi soruyor. GCD şurası arkadaşlar zaten onu da vermiş burada. Burayı soruyor bize. Şimdi şurası 105 ise sağ aşağı bakan açımız 105 ise şuradaki sağ aşağı bakan da ne olacak? 105 olacak yöndeş olduğu için. Şimdi şurası şöylece bir nedir? Bütünler açı doğru açı ne olacak? 180. Burası 105 ise 180'e varmaya ne kaldı? 75 kaldı diyoruz. Evet. Ee, ne kural var arkadaşlar burada? M kuralı var. Gör dikkat edersiniz şöyle. İki paralel doğru arasında tek bir zikzak yapmış. Şöyle bir yan tarafa bakan M var. Şurası ne olacak? Şu ikisinin toplamına eşit olacak. Yani şu sola bakan 120 şunun ve şunun toplamına eşit olacak. Toplayalım. 3x, 4x daha 7x. Bir de ne var? Eksi 20 var. Bunun ne olması lazım? 120 gelmesi lazım. 20'yi karşıya attık. Artı 20 diye geçti. 7 tane x 20. 120 daha. 140 sa bir tanesi 140 bölü 7'den ne yapar? 20 yapar diyoruz. Adana. Bize zaten x soruyor. 7. soru arkadaşlar. B, A, e, C'ye paralel. Şu ikisi kendi arasında paralel. BF EG'ye paralel. BF EG'ye paralel. Bu iki açının üstteki kolları yatay kolları paralel. Şöyle çapraz kollar da kendi arasında paralelse bunlar nedir? Aynı yöne bakan yöndeş açılardır. Burası 80 ise buraya da 80 ne yapacağız? Yapıştıracağız. BDC D, C. Neresi? B, D, C. Heh, bizden şurayı istiyor. 80 istemiyor. Ne yapacağız burada? U kuralı var. İki tane e, doğrumda ne yapıyor? Sola doğru gidiyor. Şurada bir ne yapmış arkadaşlar? U oluşturmuş. Sola bakan bir U. U'nun içinde iki tane açı varsa ne oluyordu? Toplamları 180 oluyordu. Burası 80 ise 180'e varmaya ne kaldı? 100 kaldı diyoruz. Evet bir sürü çözüm var arkadaşlar bu sorunun. Şöyle U kuralına alıştık diye U kuralından çözeceğim bu soruyu. Şuradan diğer iki doğruya paralel bir doğruda ben çiz çiziyorum. Şunlar kendi arasında paralelmiş. Bunlara bir paralel olan üçüncü doğruyu da tam C noktasından geçecek şekilde ben çiziyorum. Şimdi şu sola bakan bir U yok mu? Şununla şunun toplamı ne olacak? 180. 120 burasıysa 180'e varmene kaldı? 60. Sağa bakan da bir U var. Burası 130'sa 180'e varmene kaldı? 50. Bakın iki tane paralel doğru vardı. Üçüncü paralel doğruyu da ben çektim. Şu sol tarafta bir U var. Şu sağ tarafta bir U var. Bu ikisi 180. Bu ikisi 180 olmak zorunda. Buralardan verilmeyenleri buldum. Şimdi şu açım toplamda ne olmak zorunda? Doğru açı olduğu için 180 olmak zorunda. 60, 50 daha 110. Ne kaldı arkadaşlar? 70 derece kaldı. Ceyhan diyoruz. 9. soruya geldik arkadaşlar. Yine e, birden fazla yolu var ama ben şöyle en basit yolunu yapmak yapmaya çalışacağım. Şu ikisi zaten birbirine paralelmiş. Vermiş bunu. Şu B'den diğer bir son, önceki soruda olduğu gibi 3. paralel doğruyu da ben çıkıyorum. Şimdi şu aşağıda CE ile şunun arası BM olsun. BM ile CE ne oldu? Birbirine paralel. Sağa bakan bir U yok mu? Madem U varsa U kural gereği bu ikisinin olmak zorunda toplamda 180 olmak zorunda. Burada 112 var. 180'e var mı ya? 8 eklersek 120, 60 eklersek 180. Neymiş? 68'miş. Şimdi şurayı görmüyoruz arkadaşlar. Burayı, bu kenarı, bu açıyı bu doğruyu unutuyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? AD ile BM arasında bir U kural işleteceğiz. Şuradaki iki tane açım var. Şey iki tane doğrum var benim sağ tarafı doğru giden. Bunların arasında ne olmuş? Bakın iki tane açı sıkışmış. O zaman şununla şuranın tamamının toplamı 180 olacak. 28, 68 daha ne eder? 28, 68 daha 8, 8 daha 16 elde var. 1, 2, 6 daha 8, 1 değerde 9. 96 etti. E toplamda 180 olması lazım. 180'den de 96'yı çıkartırsak ne kalır? 10'dan 6 çıktı. 4, 7'den 9 çıkmaz. 17'den 9 çıktı. 8 neymiş? 84'müş. Tekrar edelim arkadaşlar. Şu ikisinden yararlanarak 112 ise 180'e var mı? 68 kalır dediğim şurayı buldum. Sonra buranın toplamı ne oldu? 96 oldu. Burasıyla burası da şuradaki U kuralından dolayı 180 olması lazım. 96'ya ne ekleyeceğiz? 84 ekleyeceğiz. Ceyhan diyoruz. 10. soru arkadaşlar, her yerde bir U kuralı var. Bakın görüyorsunuz. Şöyle sağa doğru giden bir U yok mu? Oklar sağa doğru gidiyor. O zaman şuradaki 80 ile buradaki 5x'in toplamı 180 olmak zorunda. Burası 80 ise burası ne olacak? 100. Gördüğünüz gibi 5 tane x ne olmuş? 100 olmuş. E 5 tane x 100 ise bir tane x ne yapar? 20. Bunu ne yapacağım? X'i buradan buldum. Burada yerine koyacağım. Bir tanesi 20 ise 4 tanesini yapar? 80 yapar. Bu A köşesindeki aç neymiş? 80'miş. Şimdi şunlar birbirine madem paralelse şurada bir ne görüyorum arkadaşlar? bir Z görüyorum. Bakın şöyle bir Z görüyorum. Burası 80 ise tam arkası ne olacak? 80. Peki burayı nasıl bulacağım? Burayı nasıl bulacağız? Şöyle mesela ne oldu burası? Doğru açı. Doğru açı neydi? 180. Burası 80 ise buraya ne kaldı? 100. 100 dediğim yerde ne yazıyor? 10 Y. 10 tane Y. 100 ise bir tane Y ne yapar? 10. X'i 20 bulmuştuk. Y'de ne bulduk? 10. Toplamını soruyor bana. 20. 10 daha ne eder? 30 eder. Adana diyoruz.